Diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda son yıllarda vizyona giren Türk komedi filmlerindeki 10 unutulmaz karakteri derledik. Ama önce bir film tanıtımımız var. Ekranların ve beyaz perdenin sevilen isimleri BKM imzalı Küçük Esnaf filmi için bir araya geldi. Birbirinden eğlenceli karakterleri ve komik hikayesiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Küçük Esnaf'ın başrollerinde İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt gibi yakından tanıdığımız oyuncular yer alıyor. Bela, macera ve aşk üçgeninde kahkaha fırtınası estiren filmde İbrahim Büyükak kendi halinde bir çilingiri, Zeynep Koçak ise bir avukatı canlandırıyor. Gupse Özay'ın mahallenin havalı kızı olarak kamera karşısına geçtiği Küçük Esnaf'ta Cengiz Bozkurt'u ise mafya babası rolünde izleyeceğiz. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı Küçük Esnaf 8 Nisan'da yani bugün vizyona girdi. Bu eğlenceli komedi filmini sakın kaçırmayın deriz. Evleniyorum! Gözün oluyorsa kapatayım. Çok büyük taş. Evleniyor musun? Kiminle? Çal davulcu! Kaçmayın oğlum bana. Zaten canım sıkkın. Abi bir de su gönder. Hadi kalkalım. Oğlum bu çocuklar bunu niye hep yapıyorlar? Abi fakir sevmiyorlar. Bu tanıtımdan sonra sıra yeni dönem Türk komedi filmlerinin en unutulmaz karakterleri listesinde. Elbette Türk sinemasında pek çok unutulmaz karakter var. Ama biz son dönemde öne çıkanları derledik. Listemize Vizontele filminde Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Deli Emin'le başlıyoruz. Deli Emin lakabının aksine aslında tam bir dahi. Elektronik aletlerle arası çok iyi. Ayrıca harika icatları var. Zekası, hazır cevaplığı ve dobralığı da onu efsane yapan diğer özellikleri. Sıradaki unutulmaz karakterimiz Gora filminde Cem Yılmaz'ın oynadığı Arif. O aslında uyanık bir esnaf ama uzaylılar tarafından kaçırıldığında pratik zekası, cesareti ve romantizmiyle tam bir kahramana dönüşüyor. Cem Yılmaz Arif'i oynarken tabii bol bol kahkaha attırıyor. Eyvah Eyvah filminde Demet Akbağ'ın hayat verdiği Firuzan karakteriyle devam ediyoruz. Deli dolu bir şarkıcı olan Firuzan aynı zamanda sevecen ve yardımsever bir kadın. O aslında herkesin sahip olmak isteyeceği bir abla. Şarkıları da kelimenin tam anlamıyla akıllardan silinmiyor. Eyvah Eyvah'ta Ata Demirer'in canlandırdığı Hüseyin Badem karakteri de son yılların en komikleri arasında. Eğlenceli Trakya şivesi ve ustalıkla çaldığı klarneti Hüseyin Badem'in unutulmazlar arasında yer almasını sağladı. Sıradaki komedi karakterimiz Deliha. Gupse Özay'ın hayat verdiği Deliha aslında sıradan bir Türk kızı. Onu farklı kılan şirinlikle karışık deliliği. Kadınsı biri olmasa da hoşlandığı adamı etkilemek için elinden geleni ardına koymuyor. Bu özellikleri de onu hafızalarımıza kazımaya yetiyor. Bir sonraki sevilen komedi filmi kahramanımız Dedemin Fişi filmindeki Marif. Onur Buldu'nun canlandırdığı karakter son dönemin en çok güldürenleri arasında. Hayatımıza yeni girdi ve uzun sürede bizimle beraber olacak gibi görünüyor. Listemizdeki bir diğer Yılmaz Erdoğan karakteri ise Organize İşler filmindeki Asım Noyan. Bitirim, kurnaz, zeki ama aynı zamanda da duygusal biri. Dürüst bir işi yok ama onun asıl amacı iyi bir baba ve koca olmaya çalışmak. Kocan Kadar Konuştu Ezgi Mola'nın canlandırdığı Efsun da son yılların başarılı komedi karakterlerinden biri. Geleneksel Türk kızı kalıplarına meydan okuyan bir kişiliği var. Çevresinden gelen baskı sonucunda lise aşkıyla yeniden bir araya gelince ortaya unutulmaz bir kadın tiplemesi çıkıyor. Bir diğer efsane karakterse Düğün Dernek filmindeki Tüpçü Fikret. Ahmet Kural'ın oynadığı Tüpçü Fikret, kurnaz ve komik bir Anadolu insanı. Başı sürekli derde girse de neyse ki belayla eğlenmeyi biliyor. Ahmet Kural sağ olsun hayatımızı güzelleştiren bir karakteri bize hediye etti. Listemizde son olarak Kara Bela filminden Cengiz Bozkurt'un oynadığı Kudret karakterine yer veriyoruz. Tam bir bela paratoneri olan Kudret'in bu sorunlarla baş etme yöntemlerini kahkahalarla izliyorsunuz. Sıra video önerisinde. 8 Nisan'da yani bugün gösterime giren Küçük Esnaf filminin fragmanını izlemek için lütfen tam şurayı tıklayın. Eğlenceli karakterleri ve komik hikayesiyle kesinlikle kaçırılmaması gereken bir film. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.